Az kişinin bildiği ve öğrenildiğinde bir kitap kurduğunu mest eden edebiyat bilgilerine 3. bölümüyle devam ediyoruz. Muhteşem bir edebiyat yolculuğuna hazır mısınız? "23 Nisan denildiğinde eminim hepimizin aklına Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı" bilgisi gelir. Veya Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nidaları kulaklarda yankılanır. Ama mesela eminim ki kimsenin aklına ünlü yönetmenimiz Metin Aksa'nın Yılanların Öcü filminin Ankara'daki gösteriminden sonra çıkan olaylar gelmiyordur. Veya ne bileyim, kimse tutup da 23 Nisan denildiğinde 1992'de Turgut Özal'a prostat kanseri teşhisi konulduğunu falan düşünmüyordur. Sonuçta bunların hepsi 23 Nisan'da gerçekleşmiş olaylar. Mesela Shakespeare'in 23 Nisan 1464'te doğup 23 Nisan 1616'da ölmesi gibi. Her ne kadar doğum tarihi muallakta olsa da vaftiz günü 23 Nisan kabul edilir. Ve ne hikmetse Don Quixote'un yazarı Cervantes de bir 23 Nisan serinliğinde hayata veda etmiştir. Yalnız burada bilmeniz gereken çok daha ilginç bir bilgi var. Ünlü tiyatro yazarı William Shakespeare bu 23 Nisan'a önceden ufak bir hazırlık yapmıştır. Nasıl mı? Beni takip edin. Mezarlığa gidiyoruz. Dönemin yaygın uygulamalarından biri olan mezar açıp kalıntıları da ceset mahzenine atma işleminden içi burkulan Shakespeare, bu durumu önleyebilmek için Güzide külliyatına şu dizeleri eklemiştir. "Aman ha güzel dost, İsa'nın adına buraya gömüleni kazmaya kalkma. Bu taşları koruyan mübarek olsun, kemiklerimi alan laneti bulsun." Shakespeare'in mezar taşına yazdırmış olduğu bu bedduadan dolayı edebiyat araştırmacıları dahi onun yüz şeklini öğrenmek adına veya onun eserleriyle gömülüp gömülmediğini doğrulamak adına olsa dahi onun mezarlığını açtırmaya cesaret bile edememiştir. Son günlerde moda olan korona selamının mucidi kuşkusuz Balzac'tır. Az önce tiyatronun Shakespeare'inden bahsetmiştim. Balzac da kuşkusuz romanın Shakespeare'idir. Ve yine diğer Shakespeare gibi hiç de hayal ettiğiniz bir tip olmayabilir. "Derin biri değilim ama hayli genişim" derken koca göbeğini de kastediyordu Balzac. Doymak bilmez bir iştaha sahipti. Tabaktaki etleri bıçağının ucuyla alır, şapırdata şapırdata ağzından tükürükler saça saça yerdi. "Ya amma abarttın hocam, can boğazdan gelir. Adam yesin ne var yani" dediğinizi duyar gibiyim. Ama inanmazsanız size Paris'teki bir restoranda tek seferde yediklerini bir sayayım. "Bir düzine kuzu pirzola, bir şalgamlı ördek, bir dil balığı, iki keklik, yüzden fazla istiridye, meyve tabağı ve üzerine de tatlı." Yani belki de adamcağızı sevmeyenler onu yermek için bire bin katarak bunları anlatmış olabilir. Ama ünlü yazarın çok ve dengesiz beslendiği bilinen bir gerçek. Hayatı boyunca ne kadar çok kahve tükettiğini ve insanlık komedyasını yazmak için her gün masaya ne kadar düzenli bir şekilde oturduğunu birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Ben size ilk kez duyacağınız bir şey söylemek istiyorum. Gençlik yıllarında halısız, mobilyasız, buz gibi bir evde yaşamıştı realizmin babası Balzac. İşte o günlerde de devreye girmişti onun o bitmek bilmeyen tasvir aşkı ve yeteneği. Doğru düzgün eşyası olmayan o evinin dekorasyonunu hayal gücüyle tamamlamıştı Balzac. Evin boş duvarlarına orada hayal ettiği eşyaların adını yazardı. Mesela bir köşeye gül ağacından çekmeceli şifonyer yazmıştı. Diğer köşeye ise Venedik aynası ve duvar halısı yazıverdi. Ve elbette yanmak için birazcık oduna ihtiyacı olan o soğuk şöminenin üstüne de Rafael tablosu yazısını iliştiriverdi. Siz onu kahve tutkunu realist şişman bir adam olarak tanıdınız ama o tasvirsel dekorasyonun da babasıydı. Bir Rus, bir Fransız, bir de Türk uçakta giderken sohbet ediyorlarmış.
diye başlayan fıkralardan bir tanesini mutlaka dinlemişsinizdir. İşte o uçaktaki Türk ben olsaydım ve bir edebiyat masasında o Rus'la ve Fransız'la bir satranç oynayacak olsaydım, satranç taşlarının yerine de yazarlarımızın gravürlerini işleyecek olsaydık, kuşkusuz vezir olarak kendime Oğuz Atay'ı seçerdim. Her yöne hamle yapabileceğim ve oyunu yönlendirebileceğim o çok yönlü karakterim Oğuz Atay olurdu. Türk kahvesi içen herkes gibi kuşkusuz siz de Türk mantolu Madonna'yı çok iyi biliyorsunuzdur. Peki ya beyaz mantolu adamı tanır mısınız? Eminim Türk mantolu Madonna'ya göre evet yüzdemiz biraz düşmüştür. Çünkü caminin duvarına yaslanmaktan başka herhangi bir ilgi çekici eylemi bulunmayan bu adam, Türk edebiyatının en ilginç öykülerinden birinin baş karakteridir. Aslında bu beyaz mantolu adam, Sait Faik Abasıyanık'ın o ünlü şşş öyküsünün içinden fırlamış gibi dursa da, yol boyunca bir şşt sesi duyma isteğinden çok daha yoğun bir duygu içerisindedir. Ve bilmeniz gereken ilginç ayrıntı da tam olarak buradadır. Korkuyu Beklerken kitabının o ilk öyküsü olan Beyaz Mantolu Adam aslında bir film taslağıdır. Oğuz Atay, Beyaz Mantolu Adam filminin çekimleri için eşini, dostunu, akrabalarını bir araya toplar ve zor zahmet bu filmi çeker. Bu nefis öyküyü okuyanlar ve sevenler eminim şu an filminin olduğunu duyunca müthiş bir heyecan duymuştur. Ancak asıl bilmeniz gereken yer burasıdır. Oğuz Atay'ın bu filmi çekim ve montaj aşamasından sonra ortadan kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır. Ne güzel olurdu değil mi bu öyküyü Oğuz Atay'ın gözünden ekranda seyredebilmek? Büyük bir ah çekiyoruz. Tanrım, kurtar şu zavallı ruhumu diyerek haykırdı ve yanındaki doktora beynini bir an önce patlatması için yalvarmaya başladı. Sadece 40 sene nefes alabildi. Geceleri saymazsanız zaten hepi topu 20 sene eder. 20 sene edebiyat için ne kadar kısa bir ömür diyecekken yaptıklarına ve eserlerine bakıp saygı duruşuna geçmek zorunda kalıyorsunuz. Zor bir hayat sürüp zor bir ölümle bu dünyaya veda etmesi değil elbette onu değerli kılan. Polisiye türünün ilk ustalarından biri olarak da kabul edilen Edgar Allan Poe aslında dünyanın en ünlü şiirlerinden birini de yazmıştır. Hatta bu öylesine ünlü bir şiirdir ki şairinin adının önüne geçip onun lakabı olmuştur. Edgar Allan Poe kuzgun olarak anılır. Peki tüm bu kuzgun hikayesinin Charles Dickens'la ne ilgisi var? Edgar Allan Poe bu ünlü kuzgun şiirinin ilhamını ünlü yazar Charles Dickens'ın evcil hayvanı olan gripten almıştır. Ve bu iki edebiyatçı arasında bir köprü vazifesi görmüş olan o evcil hayvan ahırın önünde ağzı açık unutulan bir şişenin içinden boya içerek ölmüştür. Az önce bahsettiğim kuzgunun sahibi ve yazdığı eserlerle daha sonra dünyaca ünlü bir yazara dönüşecek olan Charles Dickens, genç yaşta fabrikada mesai yapıyor ve çok yoruluyordu. Günde 10 saati aşkın bir süre boyunca ayakkabı cila şişelerinin üzerine etiket yapıştırıyordu. Bunu her gün tekrar tekrar yapan Charles Dickens hayatından pek de memnun değildi. 24 yaşına geldiğinde ayakkabı cilalarını bir kenara bırakıp uzun bir roman yazdı. Mr. Pickwick'in Serüvenleri. Dın 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 dın. Charles Dickens yazmış olduğu bu roman sayesinde bir gecede, evet yanlış duymadınız,
bir gecede dünyanın en ünlü isimleri arasına kendi adını da yazdırmıştı. Çünkü yazdığı bu eser İngiliz edebiyat tarihinin en çok satan eserlerinden biri olmuştu. Ve tebrikler. Dünya takıntılı yepyeni bir yazar kazanmıştı. Bu öyle bir takıntı ki Charles Dickens masa ve sandalyesi milimetrik bir oynamayla bozulsa asla yazmaya devam edebilirdi. Girdiği odayı eski haline getirebilmek için saatlerce uğraşabilirdi. Bu yüzden zorunlu misafirlikler ve otel seyahatleri onun için tam bir çileydi. Çünkü girdiği odayı mutlaka tamamıyla kendi düzenine sokardı. Giderek dökülen saçlarını her gün defalarca tarardı. Bir rüzgara kapılıp saçının bir teli yerinden oynasa hemen cebinden tarağını çıkarıp o kısmı taramaya devam ederdi. Bir nesneye dokunduğu an onu mutlaka üçe tamamlardı. Ve ilginç bir şekilde Charles Dickens yeni yazdığı roman bölümü yayımlanmadan asla Londra dışına seyahat etmezdi. Türk edebiyatının değerli fikir adamlarından olan Peyami Safa çok erken yaşta kaybetmiştir babasını. Henüz 2 yaşındadır. Babası İsmail Safa anadan doğma şair olarak tanınır ve ünlüdür. Bu yüzden o öldükten sonra oğlu Peyami uzunca bir süre Yetimi Safa, yani Safa'nın yetimi olarak anılır. Edebi eserlerinin yanında Cingöz Recaisi ile ulaşır kitlelere. Annesinin isminden uyarladığı Server Bedi lakabıyla herkese takılır, herkesle atışır. Çünkü o kalemle savaşmanın önemine inanmaktadır. Evet, savaşçıdır ama yorgundur. Çünkü hayatı boyunca hastalıklarla uğraşmıştır. Ki onu ünlü yapmış olan 9. Hariciye Koğuşu romanında bu hastalık psikolojisini çok derin bir şekilde anlatır okuyucuya. Yarına çıkabilecek miyim korkusunu hep taşısa da bulduğu parayı hep kitaplara yatırır bu aydınımız. Kendi kendini yetiştirebilmenin ve aydın bir kişiliğe ulaşmanın canlı kanlı kanıtıdır Peyami Safa. Nazım Hikmet'in oturduğu koltuğun tam karşısındaki koltuğa oturup onunla aşık atacak kadar donanımlıdır. Ancak hayat onu hiç beklemediği bir yerden vurmuştur. Peyami Safa'nın çok sevdiği oğlu Merve askerlik görevini yerine getirirken vefat eder. Oğlu da kendiyle aynı kaderi paylaşmıştır Peyami Safa'nın. Hayatı boyunca hastalıklarla boğuşmuştur. İşte içli bir baba olarak Peyami Safa son görevini de burada gerçekleştirmiştir. Kendiyle aynı kaderi paylaşıp vefat eden oğluyla aynı kaderi paylaşarak Happy Top'u 4 ay sonra hastalanarak vefat etmiştir. Ve Peyami Safa geride kalanlara şöyle bir mesaj bırakmıştır aslında. Hayat imkansızlıklarla dolu olabilir. Ama okuyup aydınlanmak, bir fikir insanı olmak sizin elinizdedir. Dünya edebiyatına yön veren yazarları sayar mısınız desem, kuşkusuz birçoğunuz ilk üçün içerisine Kafka'yı da yerleştirirdi. Haklısınız. Kafka, dünya edebiyatına yön vermiş ünlü bir edebiyatçıdır. Fakat karakter olarak oldukça trajediktir. Babasının gölgesinde içe kapanık bir yaşam sürdüğünü çoğunuz biliyordur zaten. Bu durumu anlamak için kendi yazdığı Babaya Mektup kitabını okumak yeterli. Onun kişiliğinde babası oldukça etkiliydi. Bu yüzden Kafka hayatı boyunca birçok sorunla boğuştu. Ama kendisi tam bir hastalık hastasıydı. Etrafınızda sürekli şöyle bir arkadaşınızın olduğunu düşünün. Migrenim azdı. Kabızım galiba. Nefes alamıyorum. Saçlarım mı dökülüyor? Gözlerim de görmez oldu. Yaşlandık. Ayak baş parmağım biraz yamuk galiba. Of, çok gürültü var. Beni bir kaşıntı tuttu ya. Kesin yağmur yağacak. Romatizmam var da. Evet, bu duyduklarınızın hepsi
gerçekti. İşte sürekli bu sorunlardan bahseden ve hastalık hastası olan Kafka, koca karı diyetlerine de çok meraklıydı. İçlerinden en sevdiği ise ulu çiğneyici diyetiydi. Efendim bu diyette her lokma tam 45 defa çiğnenip öyle yutuluyordu. Yo, bana göre değil. Kafka şuna inanıyordu. Tabiat çiğnemeyenleri cezalandıracak. Dedektiflik hikayesi yazmaya çalışayım. Eğlenceli olur sanki diyerek yazmaya başlayan ve daha sonra dünyanın en ünlü polisiye yazarlarından biri olan Agatha Christie yıllar içerisinde onlarca eser yazmıştır. Ve bu üretkenliği için kendisine sosis makinesi demiştir. Tüm zamanların en çok satan kurgusal romanlarını yazmış olan Sosis Makinemizin Fare Kapanı adlı oyunu da tüm zamanların en çok sahnelenen tiyatro oyunudur. Agatha Christie ünlü romanlarından biri olan Doğu Ekspresi'nde cinayeti İstanbul'daki Pera Palace Otel'in 411 numaralı odasında yazmıştır. Ve bu odaya daha sonra yazarın adı verilmiştir. Doğu Ekspresi'nde cinayet, yazarın Paris-İstanbul tren yolculuğuyla doğrudan ilişkilidir. Ve bu yolculukta Agatha Christie'yi çıldırtan bir olay vardır. Ünlü yazar, yol boyunca sürekli onu ısıran böceklerden deliye dönmüştür. İki incecik bacak, kısaca bir trençkot, kanarya sarısı bir kaşkol, müselles bir yüz, şişirilmiş bir göğüse benzeyen bir sırt, denebilirse ergenlik bozuğu bir yüz. Diye betimliyordu Sait Faik Abasıyanık. Ne de güzel betimlemiş. Gördüğümüz Orhan Veli'den daha net. Türk şiirinin sakin ve efendi kahramanıdır Orhan Veli. Şiire nefes vermiş ve onu fil dişi kuleden aşağı indirmiştir. İnsanın naif yaşama sevincini en yalın haliyle o anlatmıştır. Kız kardeşine fırfırım diyecek kadar şakacı bir abidir. Onun yeni bir şiir yazdığını pek gören olmamıştır. Diyeceksiniz ki o zaman bu şiirleri kim yazdı? Çünkü onu şiir yazarken değil, yazdığı şiiri nasıl olmuş diye size gösterirken görürdünüz ancak. Şiiri kafasında bitirip kağıda geçirmeyi huy edinmişti. Kahvaltı masasına sonradan gelip ağzına bir zeytin atıp masadakileri alnından öpen, uzun boylu, geniş omuzlu, şiirden anlayan adam gibi bir adamdı. ...36 yaşındaydı. Yazılacak onca şiirin arasından kıvrıla kıvrıla yürürken Ankara'da belediyenin kazmış olduğu bir çukura düşüverdi. Düşerken başını vurmuştu. Ciddiye almadılar pek. Bir şey yoktu çünkü. Ve sonra aniden hastaneye kaldırıldı. Önce alkol zehirlenmesi sandılar ve ona göre tedavi uyguladılar. Otopside anlaşıldı ki Orhan Veli beyin kanaması geçirmişti. Onu seven tüm şairler yasa boğulmuştu. Abilerinin yaşama sevincine hasret olan gençler omuzlayıverdiler tabutunu. Beyazıt'tan Sirkeci'ye kadar o gençlerin omuzunda gider Orhan Veli. Tanıyan tanımayan herkes selam durur ünlü şaire. Yolculuk Sirkeci'den Rumeli Hisarı'na kadar devam eder. Ve sanki o an tüm İstanbul susmuş, tabuttan gelen şu düzeleri dinlemektedir. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken. Yükseklerden sürü sürü, çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Aramızdan çok erken ayrılmıştır Orhan Veli. Ölümünden sonra cebinden diş fırçasına sarılı halde bir kağıt çıkar. Son şiirini yine birine göstermek için cebinde gezdirmiştir. Tıpkı bir şair gibi ölmüştür Orhan Veli. Ve o şiirin adı da tüm yaşamın özeti gibidir aslında. Aşk resmi geçidi. Hepinize iyi kitap kurtlamalar.